Merhaba güzel arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de hoş buldum sizin olduğunuz yere. Nasılsınız acaba görüşmeyeli arkadaşlar son videodan bu yana? Umarım iyisinizdir ve birçok şey yolundadır umarım hayatınızda arkadaşlar. Bu arada sürekli ellerimi böyle yaptığımı şu an fark ediyorum. Yani her zaman fark ediyordum ama şu an buna değinme ihtiyacı hissettim bir anda arkadaşlarım. Biliyorsunuz Tayland'da yaşıyorum. 3 sene doldu artık. Ve geldiğimden beri bu kültürü tabii ki deneyimliyorum, hemhal oluyorum bu kültürle. Bütün hücrelerime neredeyse sindi arkadaşlar. Taylandlılar birbirlerini bu şekilde selamlıyorlar. Avuç içleri işte kalbin önünde bu şekilde birleşiyor. Ve bunun değişik selamlama türleri oluyor arkadaşlarım. Yaşıtları bir insanı selamladıkları zaman bu şekilde selamlıyorlar. Eğer yaşça büyük bir kişiyi selamlayacaklarsa bu eller biraz daha yükseliyor. Neredeyse alnına değecek şekilde böyle selamlıyorlar. Ve bir tapınağa gittikleri zaman da bir Buda'ya saygılarını sunacaklarsa bu eller çok daha yükseliyor alnına kadar arkadaşlar. Ve bu şekilde selamlayıp saygılarını belirtiyorlar. Ve bunun daha başka versiyonları da var. Ve ben de tabii ki artık buna çok alıştığım için sürekli arkadaşlar gün içinde sevdiceğime bile bir şey anlatırken bazen hiç farkında olmadan bakıyorum ellerim böyle birleşmiş. İşte diyorum ki canım şöyle oldu değil mi? Evet şimdi o da öyle oldu ama işte nasıl olacak bilmiyorum falan böyle. Günlük bir şeyden sohbet ederken arkadaşlar ellerim böyle kalbimin önünde otomatikman birleşiyor. Videolarda da sürekli o yüzden beni böyle görüyorsunuz. Böyle bir söylemek geldi içimden sadece. Çok da hoşuma gidiyor bu arada bu hareket arkadaşlar. Yoga eğitmenliği yaparken de şöyle bir bilgi öğrenmiştim. Eğer hızlı bir şekilde sakinleşmek, kaygılarınızdan arınmak, bir şeye konsantre olmak, kalbinizin sesini daha rahat dinlemek istiyorsanız şu iki avuç içi birleştiği andan itibaren hemen şimdi isterseniz deneyebilirsiniz. Hemen bir sakinlik geliyor insana arkadaşlar. Daha zihin sanki berraklaşıyor, bir şeye böyle tık diye oturuyor. İyi hissettiriyor insana ya da bilmiyorum bana çok iyi hissettiriyor, daha odaklanmış hissettiriyor. Evet, bu konuyu burada bırakıyorum. Şimdi bugünün konusu arkadaşlarım, Theta frekansında nasıl yaratım yapabiliriz? Nasıl imajinasyon yapabiliriz? Theta'da yaratım çalışması nasıl yapılır? Çok genel bir konu, bunun içine birçok şey giriyor biliyorum. Çok değişik konularda yaratım çalışması yapılabilir. Aşk, ilişkiler, istediğimiz iş, ruh eşi, işte bolluk, bereket, aklınıza gelebilecek her konu arkadaşlar, şifa da buna dahil, sağlıkla ilgili yapacağınız çalışmalar da buna dahil. Ben hem eğitimlerde öğrendiğim şekilde hem içine kendi yorumumu ve kendi deneyimlerimi de katarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Çok basit bir dilde anlatacağım arkadaşlarım. Şimdi konuya geçmeden önce gene bir iki bir şey söylemeden de edemeyeceğim her zaman olduğu gibi. Birincisi hala bazı güzel arkadaşlarım yorumlarda çekilişe katılmak istiyorum yazıyorlar. Burada bir kere daha belirtmek istedim arkadaşlarım. Şimdi bu gibi güncel duyuruları işte çekiliş başlıyor, çekiliş sona erdi, şu kişi kazandı, yaptığım bazı anketler, size bazı konularda ben fikirler danışıyorum. Bunları topluluk sekmesinden takip edebilirsiniz. Bilmeyen arkadaşlarım için sadece söyleme gereği hissettim. Her YouTube sayfasında olduğu gibi benim de YouTube ana kanalımın sayfasını açtığınız zaman arkadaşlar işte hani yukarıda kanalımın ismi, videolar, short videoları, işte hakkımda şimdi sırasını tam karıştırıyor olabilirim. Bir de topluluk diye bir başlık göreceksiniz arkadaşlar. O topluluk başlığına tıkladığınız zaman bu gibi paylaşımlarımı takip edebilirsiniz. Aynı bir Instagram gibi ona benzetebilirim. Fotoğraflar paylaşıyorum, altında bazen yazılar oluyor, bazı anketler, bazı sorular oluyor ve bazı güncel duyurular oluyor arkadaşlar. O kısımdan takip edebilirsiniz. Ne yazık ki çekilişimiz yaklaşık 1,5 ay kadar önce sonlandı arkadaşlar. Kazanan kişiyi de ben o topluluk sekmesinde açıklamıştım. O yüzden bunu böyle belirtmek istedim. Takip ederseniz oradan çok sevinirim. Ayrıca Instagram adresimi bir kere daha hatırlatmak isterim isteyen arkadaşlar için. Lotus Healing, şurada yazısı çıkıyordur umarım şu an. Lotus Healing Instagram hesabım. Oradan beni eğer dilerseniz takip edebilirsiniz. Orada da bazen kendimce çok hoş paylaşımlarda bulunuyorum arkadaşlar. Motive edici, insana gerçekten iyi hissettiren. Çünkü öncelikle bana çok iyi hissettiriyor yaptığım paylaşımlar. Umarım sizin için de öyledir. Ve gene başta Theta Healing olmak üzere
işte diğer bazı teknikler, benim paylaştığım teknikler ya da herhangi bir konuda arkadaşlar, benim tabii ki deneyimim, aklım, fikrim el verdiği kadar yardımcı olabileceksem eğer size, bana Insta'dan, DM'den yazabilirsiniz mesaj olarak. Aramızda 4 saat farkı var Tayland'la Türkiye. Hemen cevap yazamayabilirim. Tabii ekstra bir de günün koşturmacaları da oluyor arkadaşlarım. Ama en fazla yani 1-1,5 gün içerisinde muhakkak geri dönüş yapmaya çalışırım. O şekilde de çok hızlı bir şekilde haberleşebiliriz arkadaşlar isteyen kişilerle. Evet, bunu da belirttim. Diğer başka söylemek istediğim ne var? Son bir kez olarak değinmek istiyorum bu konuya arkadaşlarım. Bu gerçekten son kez olacak benim için. O da arka fondan gelen horoz ve tavuk sesleri. Çok meşhur oldu gerçekten bu tavuklar arkadaşlar, kendilerine haberi olmasa da. Şimdi arkadaşlarım, herkes olmasa da yani %90 çok olumlu yorumlar alıyorum. Çok teşekkür ederim hepinize. Ama çok küçük bir kesim arkadaşlarımız ise maalesef bu tavuk ve horoz seslerinden acayip rahatsız olduklarını çok kibar bir dille dile getiriyorlar. Konsantre olamadıklarını söylüyorlar. Arkadaşlar bu konuda gerçekten yapabileceğim hiçbir şey yok. İnanın keşke bir şey gelse elimden. Burası Tayland biliyorsunuz. Biz şehir merkezine biraz uzakta oturuyoruz. Ormanlık, böyle doğanın koynunda bir yer burası arkadaşlarım. Önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda bütün komşularımızın bahçeli evleri var. Ve bir iki de değil bir sürü tavukları ve bir sürü horozları var arkadaşlar. Ve bu horozlar, bu tavuklar çok enteresan gerçekten ama sabahın güneş doğmasından 2 saat önce başlıyorlar korolarına, o güzel şarkılarına ve akşama kadar sürüyor arkadaşlar. Yani sadece sabah değil, günün neredeyse yarısından fazlası bu horoz ve tavukların o muhteşem korosuyla geçiyor bizim için. Sadece akşam artık yatmaya yakın, bizim uyku saatimize yakın koro susuyor, konser bitiyor. O zaman da zaten benim video çekmem mümkün değil arkadaşlarım. Bu enerjiyi, bu yüksek enerjiyi yakalayamam o saatlerde. Ondan sonra şu arkada gördüğünüz pencere var ya arkadaşlar, dediğim gibi burası Tayland, 365 gün çok sıcak hava. O yüzden de ne pencerede cam var, ne pimapen, ne yalıtım, hiçbir şey yok. Basbasit bir tahta pencere ve sinekli kepi topu bu. O yüzden ben herhangi bir odaya da gitsem, başka bir yere, bütün kapıları pencereleri de kapatsam ki hepsini denedim, horoz ve tavuk sesleri olduğu gibi arkadaşlarım, hiçbir engel ve sınır tanımadan olduğu gibi odanın içine doluyor. Ve son olarak arka plan seslerini kesen, azaltan bir uygulama da kullanıyorum. Ve bu kadar kesebiliyor arkadaşlar. Evet, çok uzun bir açıklama oldu, kusura bakmayın. Son kez yapıyorum bu açıklamayı. Çünkü es geçtiğimi düşünmenizi istemem, umursamadığımı hani düşünmenizi istemem. Üzülüyorum gerçekten bu horoz seslerinin sizi engelliyor olmasına, konsantrasyonunuzu. Görüyorsunuz mesela şu kuş sesi. Ben şimdi bunu nasıl durdurabilirim? Bayılıyorum da bu arada. Benim zaten çok hoşuma gidiyor bu sesler. Ama bundan dolayı videolara konsantre olamayan arkadaşlar, çok üzgünüm. Yapabileceğim gerçekten hiçbir şey yok. En azından şimdilik. Belki ileride çok daha kaliteli bir mikrofon alırsam eğer, sevdiceğim söylemişti. Bazı mikrofonlarda arka plan sesi sıfıra inecek derecede kesiliyormuş arkadaşlar. Belki bütçem el verirse ileride o şekilde ekipmanları yenileyebiliriz. Kuşlar bugün coştu arkadaşlar. Evet, horoz seslerine değindim. Topluluk sekmesini takip etmenizi bilgilendirdim, rica ettim. Insta hesabımı hatırlattım. Tamam, o zaman artık konumuza geçebiliriz. Arkadaşlar bu benim en çok sevdiğim konu. Hayal kurmak. Hele bir de bunu teta frekansında yapmak. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Çok basit anlatacağım. En basit haliyle önce bir teta meditasyonuna gireceksiniz. Teta meditasyonuna nasıl gireceğinizi sizlere bir önceki değil, daha önceki videomda anlatmıştım. Herkes için teta healing, eğitim tadında video başlıklı videomu eğer izlerseniz, çok da uzun bir video bu arada, yaklaşık bir saat kadar arkadaşlarım. Orada çok detaylı bir şekilde teta meditasyonuna nasıl gireceğinizi anlattım. Sadece özetini geçiyorum burada arkadaşlar. Bu bir uygulama değildir. O yüzden bir konsantre olmanıza gerek yok. Sadece eğer isterseniz not alabilirsiniz. Sadece dinlemeniz yeterli. Bildiğiniz şeyler zaten. Eğer takip ediyorsanız ama önceki videoları. Teta meditasyona nasıl gireceksiniz arkadaşlarım? Her türlü yaratım çalışması için. Teta ile alakalı her türlü tekniği uygulamak için
Teta meditasyonuna girmeniz, teta frekansına çıkmak için, teta frekansına girmek için ya da çıkmak ya da girmek, hepsi benim için aynı anlamda. Meditasyonu bu yüzden kullanıyoruz. Ve bu meditasyonda biraz ustalaşmaya başladıktan sonra, yani biraz deneyim kazanmaya başladıktan sonra arkadaşlar, her seferinde bu meditasyona girmenize gerek kalmayacak. Sadece gözlerinizi kapatmanız, hatta yeri gelecek gözlerinizi kapatmanıza gerek olmayabilir arkadaşlar. Ben şimdi eğer hani niyet edersem, eğer istersem şu karşıdaki ağaca bakarak şöyle derin bir nefes alıp vererek Teta'ya geçebilirim. İnanın bana bu, hep söylüyorum, hep söylemeye devam edeceğim. Hiç kimseye bahşedilmiş bir lütuf, bir üstün bir yetenek, ille pahalı eğitimler aldıktan sonra edinebileceğimiz bir şey değil güzel arkadaşlar. Bu videoyu zaten bu şekilde çekiyorum, bu niyetle çekiyorum. Hepiniz bu noktaya geleceksiniz. Yeter ki niyet edin, isteyin ve lütfen pratik yapın. Çünkü gerçekçi olmaktan yanayım hep, biliyorsunuz. Bunu da vurguluyorum. Hiçbir şey böyle gökten zembille bize gelmeyecek. Biraz emek harcamamız gerekecek. Nasıl ki yazmayı, okumayı nasıl öğreniyoruz? Nasıl bir emek var değil mi arkadaşlar? Harf harf başlıyoruz. A, B, Ali attı, topu tuttu diye böyle başlıyoruz. Zaman harcıyoruz. Ve sonra bir gelişmeler olmaya başlıyor. İşte okumayı söküyoruz. Tabii ki bu öyle bir şey olmasa da, ama özünde yeni bir dil, yeni bir şey, yeni bir teknik. Adına Theta Healing demişler. Sadece Theta frekansında yapılan çalışmalar olarak ben genellemek istiyorum bunu. Yani sadece Theta Healing demek istemiyorum. Bunu da arkadaşlarım yapa yapa, gerek bu videolarla, gerekse şunu da hatırlatayım size, belki biliyorsunuzdur. Bu konuyla ilgiliyseniz biliyorsunuzdur zaten arkadaşlar. Burada anlattığım bilgilerin çok 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 daha fazlası ve hatta bizim para vererek eğitimini aldığımız eğitimdeki bütün bilgiler, yani büyük bir çoğunluğu Vienna Stable'ın birçok cilt yayınlamış arkadaşlarım Theta Healing konusunda. Ben özellikle birinci cildini çok tavsiye ediyorum. Hani şu en kalın olanı. Orada zaten ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Kitaptan da çok faydalanabilirsiniz. Bayılıyorum, bayılıyorum bu kuşların seslerine gerçekten. Eşlik de ediyorum bazen arkadaşlar. Ben de ıslık çalıyorum, o karşılık veriyor. Ben ıslık çalıyorum, o karşılık veriyor. Neyse, şimdi çayımızdan bir yudum içelim. Ne demiştik arkadaşlar? Theta Healing'in kitapları var. Bütün kitapçılarda eminim çok rahat bulabilirsiniz. O kitaplardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer eğitimini almayı en azından şimdilik düşünmüyorsanız. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Bu ekstra bilgileri de arkadaşlarım, ben hiçbir konuşmamı önceden hazırlamadığım için böyle konuşma içinde parantezler aça aça ilerliyorum. Bu benim bir yapım. hani bu belki size konuyu çok uzatıyormuşum gibi gelebilir. Çünkü biraz öyle, gerçekten çok uzatıyorum arkadaşlar konuyu. Ama bu şekilde içime siniyor bir şeyi anlatmak. Akışta gelen bir parantez açma olduğu zaman bir bilgiyi o parantez içine koyup parantezi kapatıp tekrar devam ediyorum anlatmaya. Bu şekilde arkadaşlarım. Evet, devam ediyorum şimdi. Öncelikle her türlü yaratım çalışması ve hatta şifa çalışması, birçok imajinasyon tekniği, hepsini arkadaşlarım Theta frekansında eğer yaparsanız çok daha güzel faydasını görürsünüz. Peki Theta frekansına nasıl çıkacağız ya da Theta'ya nasıl gireceğiz? Bunları size bir önceki değil, ondan önceki Theta Healing eğitim tadında videomda anlatmıştım. Sadece özet geçiyorum şu an. Gözlerinizi kapatın arkadaşlar. Rahat bir sandalyeye oturun. Şu an yapmayın. Şu an sadece beni dinleyin. Zaten bunları paylaşmıştım. Rahat bir şekilde oturun. Gözlerinizi kapayın. Birkaç derin nefes alın. Nefesleriniz rahat olsun. Tutmayın. Saymayın. Nefesler doğal ritminde aksın. Ve daha sonra benim yaptığım şekliyle anlatıyorum. Ayak tabanlarınızdan bedeninizin bütün uzuvlarını tek tek, sadece bilincinizde, sadece o bölgeye dikkatinizi göndererek rahatlatın arkadaşlar. Bu kadar basit. Yavaş yavaş bunların hepsini çok rahat yapıyor hale geleceksiniz. İşte içinizden bir iç ses olarak da kendinizle konuşabilirsiniz meditasyonda. Şimdi ayak tabanlarım rahatlıyor işte. Şimdi dizlerim rahatlıyor. Kasıklarım rahatlıyor. Hızlı hızlı konuşuyorum. Siz bunları çok daha yavaş yapın arkadaşlar. Şimdi bütün iç organlarım, karnım rahatlıyor, göğüs kafesim rahatlıyor, omuzlarım düşüyor ve
rahatlıyor. Kollarımın bütün ağırlığını bırakıyorum. Evet, boynum, ensem, yüzümü, başımı saran kaslar, hepsini gevşettiniz, rahatlattınız. Daha sonra evrenin çekirdeğinden artık aşinasınız buna. O yüzden çok hızlı anlatıyorum arkadaşlarım. Daha detaylı tekrar geri dönmek isterseniz o videomu açıp izleyebilirsiniz. Evrenin çekirdeğinden, merkezinden bir ışık topu geliyor. Hayal ediyorsunuz sadece. O ışık topu ayak tabanlarınızdan giriyor. Bütün bedeninizde dolaşıp başınızın tepesinden çıkıyor arkadaşlar. Ve siz de bilincinizle o ışık topunun içine giriyorsunuz. Bugün kuş gerçekten hiç beni yalnız bırakmak istemedi, sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum kendisine. O ışık topunun içine girdiniz, hızla yükselmeye başladınız. Artık bu kısımlarına geçiyorum arkadaşlar. Bir daha anlatmayayım. Dediğim gibi en son o inci beyazı ışığın içine girdiniz. Şimdi yaratım çalışması yapacağız. Peki ne yapabiliriz? Arkadaşlarım, her şeyden önce şunu söylemek geçti içimden. Daha videoyu açarken öyle bir cümle geldi içimden. Bunu önce size aktarmak isterim. Eğer bir hayaliniz varsa, herhangi bir hayal olabilir bu. Ruh eşi, işte ne bileyim, bolluk, bereket, sevdiğiniz bir işi yapmak, sağlıkla ilgili herhangi bir şey. Ne olursa olsun arkadaşlar hayaliniz. Bence bırakın Theta Healing'i, bırakın her türlü tekniği, her şeyi, meditasyon, o bu şu, her şey bir yana. Ben size sadece tek bir soru soracağım öncelikle. O hayaliniz sizde bir duygu uyandırıyor mu arkadaşlar? Bu o kadar önemli bir şey ki. Ya işte olsa da olur, olmasa da olur. Ya olsa iyi olur ya falan diyorsanız tamam, gayet güzel, yeterlidir. Ama bence arkadaşlar hayallerimizi asıl gerçek yapan şey bir duygu uyandırması bizde. Bir coşku, bir heyecan, bir arzu, bir istek. Anlatabiliyorumdur umarım. Gene kendi yaşadıklarımdan tabii ki örnek vereceğim arkadaşlar. Hep aynı örnekleri veriyorum ama elimde başka örnek yok. Kendimden veriyorum o yüzden örneklerimi. Mesela benim bu Tayland'a gelme hayali arkadaşlarım. Ya olsa da olur, olmasa da olur ya falan gibi bir hayal kesinlikle değildi. Çok önemliydi benim için arkadaşlar. Ve hani olur mu olmaz mı bilmiyordum. O kısmını inanın çok ayrıntılı düşünmüyordum. Çünkü düşünmeye başlarsam belki moralim bozulabilirdi. Çünkü o zamanın şartları bunun asla mümkün olmadığını söylüyordu arkadaşlar. Ve çevremdeki herkesin de bana söylediği şeyler aynı şekildeydi. İşte vazgeç bu hayalden Sibel. Çok saçma, ne yapacaksın? Güzelim, hayatın var. Hiçbir şeyin eksik değil. Ne yapacaksın? Taylandlara gidip de falan. Ben gitmek çok istiyordum arkadaşlar ve ne zaman gözümü kapatıp hayalini kurmaya başlasam, o Bangkok sokaklarında yürüdüğümü, Taylilerle konuştuğumu vesaire vesaire, inanılmaz bir coşkuyla doluyordum. Kalbim böyle küt küt atıyordu. Sanki hayatımın aşkı böyle karşıma çıkmış gibi bir duygu yoğunluğu yaşıyordum arkadaşlarım. Ondan sonra hadi Tayland'a geldim vesaire vesaire, üzerinden zaman geçti ve dedim artık hazırım ya. Artık ruh eşim karşıma çıksın. Çok hazırım. O kadar çalışmalar yaptım kendi üzerimde. Artık bak kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. Hayallerimin çoğunu gerçekleştirdim. Işığımın yüksek olduğunu, auramın çok güçlü olduğunu hissediyorum. Artık hazırım. Hem kalben hem ruhen o kişinin gelmesine demeye başladım. Ve çok büyük bir aşkla ben o ruh eşi hayallerini, o yaratım çalışmalarını ve daha birçok başka teknikleri çok büyük bir duygu yoğunluğuyla yapıyordum arkadaşlar. Hani olsa da olur, olmasa da olur gibi bir duygu kesinlikle değil. Kalbim güm güm çarparak, çok inanarak. Burada inanmakla beklenti içine girmek aslında çok ince bir çizgi arkadaşlarım. Daha önce de size bahsetmiştim. Evet, bu çalışmaları yaparken tabii ki inanmanız çok önemli. Özellikle yüce kaynağa inanmanız gerekiyor Theta çalışmalarında. Bu baş koşul zaten arkadaşlar. Daha önce belirtmiştim. Yüce bir kaynak, Allah, yaratıcı, tanrı, nasıl size rahat geliyorsa bunu isimlendirmek. Bir yüce zekaya, bir yüce kaynağa inanmanız gerekiyor. Ve yaratım çalışmalarında da bu hayalinizin zaten çoktan gerçek olduğuna inanmanız gerekiyor arkadaşlar. Biliyorum biraz kulağa saçma geliyor, farkındayım. Bunu algılamak, bunu sindirmek de kolay değil. Henüz gerçek olmamışken, belki de gerçek olmayacakken, ki bu her zaman bir ihtimaldir tabii ki. Hani nasıl emin olabilirim ki bir boyutta gerçek olduğundan? Nasıl emin olacağım yani? Nasıl o duyguyu hissedeceğim?
Çok haklısınız. Bu noktada inanın ben de size ne söyleyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Ama bu duyguyu bir şekilde içinizde hissetmeniz gerekiyor. Bunu akışa güvenmek şeklinde sindirebilirsiniz. Siz hayalinizi kurun, inanın, duyguyu yükleyin ve hayata güvenin, yüce yaratıcıya güvenin. Sizin için, bu hayalin gerçekleşmesi için önünüzde yolların açılacağına güvenin. Belki tam olarak hayal ettiğiniz gibi değil ama belki hayal ettiğinizden çok daha güzel şekilde bu hayalin gerçekleşeceğine güvenin, inanın ve bu duyguyu içinizde canlı tutun arkadaşlar. Bunu siz kendinize nasıl artık içinizde oturtursunuz bilmiyorum. Ama ben mesela şartlar o kadar olumsuz görünürken, herkes bu hayalden vazgeçmem için sürekli bir baskı yaparken bana arkadaşlar, ben bir saniye bile ya olmayacak herhalde ya vazgeçeyim artık diye bir duygu titreşimine asla girmedim. Olmayabilirdi, bunun farkındaydım. Bu noktada arkadaşlarım, bazı arkadaşlar biliyorum ki bana çünkü özelden çok yazıyorsunuz. Hayal kurmak çok istiyorum Sibel Hanım ama hayal kırıklığına uğramaktan çok korkuyorum. Daha hala evet nasıl imajinasyon yapacağımıza giremedik. Ama arkadaşlarım eğer size hap bilgi olarak işte şimdi meditasyona girin. Sonra şu şekilde hayalinizde canlandırın. Şöyle 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 yapın. Demek bana gerçekten samimi gelmiyor. Birçok ayrıntılar var çünkü içerisinde. Her ne kadar bir videoya hepsi sığmayacak olsa da şu an aklıma böyle hücum ettiği kadarıyla hemen bunları dile döküp aktarmak istiyorum size. Çünkü bu ekstra parantez içi bilgilerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer hayal kurmaktan zaten korkuyorsanız demek ki hiç hayal kurmayacaksınız arkadaşlar. Peki böyle mi geçecek yani hayatımız? Çünkü hayatta hiçbir şeyin garantisi yok ki. Hayal kurmaktan korkuyorsunuz çünkü hayal kırıklığına uğramaktan korkuyorsunuz. Bazen de yaşamaktan korkuyoruz, hayatı yaşamaktan. Çünkü gene hayal kırıklığına uğramaktan, üzülmekten korkuyoruz. Yeni bir işe başlamaktan korkuyoruz ya başarısız olursak. Karşımıza belki de hayatımızın eşi çıkıyor. Ya kalbimi kırarsa, ya beni aldatırsa, ya şöyle olursa, ya böyle olursa. Bu şekilde bilinçaltı bazı kodlarımız olduğu için arkadaşlar en özünde de gene hayal kırıklığına uğramaktan korkmak oluyor. Belki de yeni bir ilişkiye başlayamıyoruz. Arkadaşlar, gerçekçi konuşacağım gene. Hayal kırıklığına uğramak mı sizi daha çok üzecek yoksa o hayaliniz için parmağınızı bile oynatmamak mı ve sonuçta da o hayalin olmaması mı sizi daha çok üzecek? Yani kaybedeceğiniz ne var arkadaşlar? Ben bunu sağlık için uyguladım mesela, hep anlatıyorum size. Kafamda saç yok, kirpiklerim, kaşlarım hiçbir şey yok. Ve bu garanti verme olayında biliyorsunuz tıp bile insana garanti veremezken TETA çalışması nasıl sana %100 olur, bunu yaparsan kesin hayali gerçek olur nasıl diyebilir arkadaşlarım? Hiçbir şeyin zaten bir garantisi yok. Doktorlarım da bana o güçlü tedavileri mesela uyguladıkları zaman hiçbir şekilde bana garanti veremediler. Yani yaşayıp yaşamayacağım belli değil. Acaba yani misafirim bu işte aldığım tedaviden dolayı acaba küçülecek mi, yok olup gidecek mi? Hiçbir şekilde elimde bir garanti yoktu. Sadece denemek zorundaydık. Denedik. Evet, başarılı oldu. Çok şükür. Ve ekstra tabii benim de kendimle ilgili birçok çalışmalarım oldu arkadaşlar. Theta Healing vesaire. Yani tıp bile bize bir garanti veremiyorken bu gibi spiritüel yani elle de tutulan bir şey değil. Garanti vermesi zaten mümkün değil. Evet, bu çalışmaları belki uzun zaman yapacaksınız ve belki hiçbir şekilde karşılığını alamayacaksınız. Olmayacak belki arkadaşlar hayal ettiğiniz şey. Evet, hayatın bir gerçeği. Benim için de bu geçerli. Benim de şimdi bazı başka hayallerim var mesela. En derinde biliyorum ki hani olmayabilir. Ama bu beni durdurmuyor mesela. Ben gene de onun hayalini kurmaya, her gün belli bir enerjiyi o imajinasyona yüklemeye devam ediyorum arkadaşlar. Tayland hayali için de bu geçerliydi benim için. Ki bayağı oturup çalışmalar yapıyordum yani bu Tayland hayaliyle alakalı. Meditasyonlara giriyordum. Özel vakit ayırıyordum. Çay, kahve bir şey yapıyordum. Mumumu, tütsümü yakıyordum. Ve işte o Tayland sokaklarında gezdiğimi vesaire vesaire birazdan çalışma kısmına geldiğimiz zaman daha ayrıntılı size anlatacağım. Bunun imajinasyonlarını yapıyordum, çok vakit harcıyordum. Ama olmama ihtimali vardı. Hayal kırıklığına uğrama diye bir şey benim için yoktu daha doğrusu arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Çünkü zaten elimde bir şey yok ki. Zaten Kuşadası'ndayım, evimdeyim. Yani şu an zaten Tayland'da değilim. Tamam, kaybedecek zaten bir şeyim yok. En kötü ne olabilir? Vaktimi harcamış olurum bu çalışmalara ve elde sıfır olur yani arkadaşlar. Bu hayal herhangi bir sebepten hani gerçek olmaz.
Zaten kaybedeceğim şey yoktu diye düşünüyorum ve hani size söyleyebileceğim tek şey bu. Hayatın bir gerçeği. Hiç kimse size garanti veremez. Tıp bile ilaçlar konusunda garanti veremiyorken Theta Healing hiç size bir garanti veremez. Bunu biz eğitimde de hocalarımız bize bu şekilde söylüyor. Bu çalışmaları yapıp evet vaktinizi belki heba edeceksiniz. Ama değmez mi arkadaşlar? Hayaliniz için en azından yaptım ya. Vallahi çok çalışma yaptım. Çok hayalimde canlandırdım. Şunu yaptım, bunu yaptım. İçim rahat demek ki başka bir şey benim yolumdaki ya da bu değil ya da başka bir versiyonda tezahür edecek demek bence en azından benim için çok daha böyle gönül ferahlatıcı bir şey arkadaşlar. O yüzden ben derim ki hani nacizane hayal kırıklığına uğramaktan korkmayın. Kalbinizi kocaman açın. Hayatta sonsuz olasılıklar var arkadaşlar. Siz bir niyet edin. Bir teta meditasyonuna girin ya da normal bir meditasyona girin. İmajinasyon yapın. Deneyin. Elinizden ne kadarı geliyorsa kendinizi zorlamadan. Gerisini hayatın akışına bırakın. Tevekkül deniyor sanırım buna değil mi arkadaşlarım? Tevekkül edin. Ama öncelikle ben elimden geleni yaptım demek bence çok gönül rahatlatıcı bir şey. Hayal kırıklığına uğramaktan korkmayın. Önce onu söylemek istiyorum. Daha sonra bunun garantisini hiç kimsenin veremeyeceğini size baştan söylüyorum. Bana çünkü çok mesajlar da geliyor arkadaşlar. Yani hani ne desem bilmiyorum artık. O kadar çok bu yönde mesajlar gelmeye başladı ki şu şekilde söylüyorsunuz. İşte Sibel Hanım, araba alma hayalim var. Kesin olur mu? Sibel Hanım, ruh eşi için işte dediğiniz o yaratım çalışmasını yapsam kesin karşıma çıkar mı? Arkadaşlar hayat zaten böyle bir şey değil. Kesin diye bir şey zaten yok. Her şey o kadar değişken ki kuantum evrende zaten yaşıyoruz. Hani bir kelebeğin kanat çırpışı işte bilmem neredeki olayları etkiliyor diye bir çok klişe bir söz var ya. Gerçekten öyle. Sizin birisine söyleyeceğiniz bir söz belki dönecek dolaşacak sizi enerji olarak iyi ya da kötü öyle bir etkileyecek ki o sizin hayatta alacağınız kararları öyle bir değiştirecek ki bilemeyiz arkadaşlar. Hayat en azından benim için çok değişken, çok bilinmez. Sadece elimizde bazı böyle teknikler var ve neden uygulamayalım? Evet bu kısmı da geçiyorum arkadaşlar. Tekrar konuya geri dönüyorum. Şimdi öncelikle size bir sorum var demiştim. Tekrar soruyorum. Çünkü bu bence çok önemli ve en başlangıç noktası bu. O hayal her neyse hayaliniz sizde bir duygu uyandırıyor mu arkadaşlar? Önemli mi gerçekten sizin için? Sizi heyecanlandırıyor mu? Size coşku veriyor mu? Çok istiyor musunuz? Gerçekten ama kalpten çok istiyor musunuz arkadaşlar? Ruh eşi çok önemliydi. O kadar çok istiyordum ki arkadaşlar, o kadar çok ihtiyaç hissediyordum ki artık kendi bütünlüğümü bulduğumu hissediyordum. Ve yalnız kalmaktan korktuğum için değil, gerçekten o bütünlüğü, o hayat coşkumu birisiyle paylaşma ihtiyacında olduğum için birisi olsun istiyordum. Ve bu benim için çok önemliydi. O yüzden kendinize sorun, o hayaliniz her neyse size bir şey ifade ediyor mu? Gerçekten istiyor musunuz arkadaşlar? Size heyecanlandırıyor mu? Size coşku veriyor mu? Bu benim için ne teta, ne o, ne bu. Her şeyden önde gelen şey bence bu. Kalbiniz çarpıyor mu? O hayali gözünüzde canlandırdığınız ya da düşündüğünüz zaman. Şimdi bu birinci nokta. Sonra teta meditasyonuna gireceğiz demiştik. Her türlü yaratım çalışması için. Nasıl gireceğinizi artık biliyorsunuz. Anlattım arkadaşlar. O beyaz ışığın içine girdiniz. Orada film başlıyor şimdi. Ben bunu en basit ifadeyle bir film çevirmek olarak görüyorum. Ama bu filmin hem yönetmeni sizsiniz arkadaşlar, hem de oyuncusu sizsiniz, figüranı sizsiniz, dekoru sizsiniz, giysisi sizsiniz, her şey sizsiniz. Çünkü bunu sizin zihniniz projekte ediyor. Detaylar çok önemli yaratım çalışmasında. Hayalini kurduğunuz şeyin detayları, ayrıntılar çok önemli. Birazdan bunlardan bahsedeceğim. Ve duygu çok önemli. Son olarak da yaratım çalışması bittikten sonra ve bitmesine yakın şükür duygusunu içinizde hissetmeniz çok önemli. Hani bunun özeti bu arkadaşlar. Detaya birazdan gireceğim. Tekrar söylüyorum. Hayalinizin sizde bir duygu uyandırması. Adım bir. İkincisi, tete meditasyonuna girdiniz vesaire vesaire aşamalardan geçtiniz, beyaz ışığın içine girdiniz. O noktadan sonra ayrıntılar. Bir film yaratıyorsunuz artık. Neyse o hayaliniz. Birazdan örneklerle gideceğiz. Ne kadar çok ayrıntı kullanırsanız arkadaşlar, o kadar
tezahür etme ihtimalini çoğaltırsınız. Ve duygu, mutluluk, coşku, tutku, heyecan, şaşkınlık, birçok duyguyu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hayalinizle tabii bağlantılı olan duygular olması gerekiyor. Ve son noktada da sanki o hayaliniz zaten olmuş gibi, zaten şu an o hayatınızda varmış gibi, hani birkaç dakikada olsa o şükür duygusunu içinizde hissetmeniz, nasıl hissedeceğinizi bilemiyorsanız arkadaşlar, sahip olduğunuz herhangi bir şeyi düşünün. Mesela atıyorum, gerçekten bakın basit düşünün. Şu an Türk çayım bitmek üzere benim. Umarım en yakın zamanda gene memleketime gidebilirim. Bol bol Türk kahvesi ve Türk çayı alırım arkadaşlar. O yüzden şu çay, şu birkaç bardak kadar kaldı. Çok kıymetli benim için. Evet, şimdi ben bu çaya sahibim. Harika, kokusu muhteşem. İçebiliyorum, hissedebiliyorum. Sahip olma hissi beni çok mutlu ediyor. Şükran doluyum. Bu çayı alacak param oldu. Çok şükür Allah'ım. Oh, sahibim şu an benim de. Şu an evde, mutfakta, çekmecenin içinde. Evet, onu bana verdin. Teşekkür ederim. Ben ona sahibim. Böyle bir duygu arkadaşlar. Evet, belki çok basit bir örnek oldu ama özü aynı. O hayaliniz zaten gerçekleşmiş. Tamam artık. Aşk mı? Aşk artık hayatınızda. Ruh eşiniz artık hayatınızda. Belki yarın işte konuşacaksınız, bir sinemaya gideceksiniz, bir şeyler yapacaksınız. Öyle bir kanıksanmış bir şükür duygusundan bahsediyorum arkadaşlar. Ya da işte yeni bir işe girme hayaliniz vardı. Evet, o hayal artık gerçekleşti. Tamam. Çok şükür bu işi bana verdiğin için Allah'ım. Bunu böyle cümleye dökebilirsiniz arkadaşlarım, daha basit ifade etmek gerekirse. Eğer o hissi tam olarak içinizde hissedemiyorsanız, o şükür duygusunu. Çünkü biliyorum ki buna engel olan şey bizim zihnimiz. Çok gerçekçidir zihin, analitiktir biliyorsunuz siz de. Diyor ki şimdi Sibel, saçmalama, şu an yeni bir iş mi var ortada? Yani şu an ruh işin karşına çıkmadı. Uyan sen bu hayallerden. Ne için şükredeceksin ki diyecek. Ama lütfen kalbinizin sesini dinleyin. Bakın bu teknik çalışıyor arkadaşlar. Her ne kadar garanti veremesek de, dediğim gibi hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Ama bir sürü örnekler var çalıştığına dair. Ben bunu yaşayan bir örneğim. Hep anlatıyorum. Birçok konularda uyguladım ve hakikaten işe yaradığını gördüm. Sadece şükretmeye çalışın. Bunu kelime olarak sadece söyleyin. İşte ruh eşiyse eğer, Allah'ım çok teşekkür ederim. Bu erkeği ya da bu kadını bana verdiğin için, hayatıma geldiği için çok mutluyum. Şükürler olsun sana. Zaten bunları böyle dile getirirken arkadaşlar, o şükür duygusu böyle minik minik filiz verecek içinizde. Hissedeceksiniz o şükür duygusunun nasıl olduğunu. Çünkü kelimeler çok önemli. Bir şey için teşekkür ederim diyorsanız, hemen bunu zihin, aa demek ben ona sahibim gibi algılıyor. Bu 1-2 saniye bile olsa o şükür duygusunun nasıl hissedildiğini size gösteriyor arkadaşlar. Tamam, bunlar şimdi en önemli noktalarıydı. Şimdi ayrıntılara geçelim. Teta'ya girdiniz. O beyaz ışığın içindesiniz. Ve filminizi arkadaşlarım bir duvara yansıttığınızı hayal edebilirsiniz. Bir önceki videomda hani imajinasyon yapamıyorum Sibel Hanım, gözümde ben hiçbir şey canlandıramıyorum diyen arkadaşlar, lütfen o videoyu yapın. Orada uyguladığımız teknikleri uygulayın. Biraz belki emek sarf edeceksiniz. Yani gözünüzü kapattığınızda hiçbir şey canlanmıyorsa gözünüzde, hep söylüyorum, bu biraz pratikle olabilecek bir şey. Canlandırabileceksiniz arkadaşlarım. Eğer bu yola baş koyduysanız lütfen imajinasyon pratiklerini yapın. Diyelim ki artık yaptınız ve evet, gözünüzü kapattığınızda herhangi bir şeyi, bir nesneyi, birilerini, bir olayı, bir durumu resmen bir projektör gibi sanki böyle beyaz bir tahtaya, beyaz bir duvara yansıtıyormuşçasına ya da bayağı yansıttığınızı da hayal edebilirsiniz arkadaşlar. O şekilde yansıtabilir hale geldikten sonra şimdi artık sahne sizin, hayal sizin, hiçbir şekilde sınır yok, hiçbir şekilde kuralı yok arkadaşlar. Diğer tekniklerden bahsetmiyorum bakın, bu Teta'da yaratım çalışması sadece. Hiçbir keskin kuralı yok arkadaşlar. Hani ya o iş, ya o kadar da uçmayayım artık ya demeyin. Yani gerçekten hani bir uçmaktan bahsediyorsanız, ne bileyim işte Amerikan başkanı olayım ya da işte hemen işte yarın bir jet gelsin evimin önüne. Tabii ki bunlar çok uçuk hayallerdir arkadaşlarım. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum ama akıl mantık çerçevesinde gayet de olabilecek bir hayalse kendinizi sınırlamamanızdan bahsediyorum. Nasıl ki benim için Tayland'a gitmek, aman Allah'ım orada öğretmenlik yapmak, orada bir de yaşamak, Tayca bilmiyorken ve orada hiç kimseyi tanımıyorken ne kadar imkansız
Görünürse görünsün. Ben sınırlamadım kendimi arkadaşlarım. O yüzden tüm kalbimle söylüyorum. Hayallerinizde lütfen çok uçuk olmadıktan sonra kendinize sınır koymayın. Evet. Biraz çayımdan bir yudum alayım arkadaşlar. Evet, bundan sonrası arkadaşlarım o projeksiyon kısmı, o imajinasyon kısmı, o bir şeyleri imajine ederek yaratım yapma kısmı tamamen hayal gücünüze bağlı. Öncelikle kendinizi asla hayallerinizde sınırlamayın. Şimdi hani en basiti örneklerle gitmektir herhalde. Diyelim ki ruh eşi, hayalini kuracağınız şey, yaratım çalışması, TETA'da yaratım çalışması yapacağınız şey, diyelim ki ruh eşi. Arkadaşlarım bir hani bir sürü dizi izliyoruz değil mi hepimiz? Ben de izledim zamanında. Bazen gene bakıyorum bazı dizilere. Bir romantik sahne arkadaşlar. Elimizde birçok doneler var, birçok örnekler var. Hani ben nasıl bir sahne kuracağım diye düşünmenize çok gerek yok. Çok basit bir sahne de olabilir. Bir tane örnek veriyorum sadece. Benim çok sık kullandığım bir sahneydi mesela. Ve ben sürekli aynı sahneleri kullanıyordum arkadaşlar. Yani her hayal kurduğumda da işte atıyorum ruh eşi konusunda farklı bir sahne yaratayım. Şimdi daha farklı bir sahne olsun. Hayır yani 3 ya da 4 tane bir sahnem vardı herhalde arkadaşlarım yanlış hatırlamıyorsam. Dönüp dolaşıp aynı sahneleri ben canlandırıyordum. Ama her seferinde daha çok hissederek, daha çok gerçekmiş gibi böyle benimseyerek arkadaşlar. Mesela bir tane sahnemde Bangkok'ta yürüyüş yapıyorduk kaldırımda. Evet çok basit bir hayal. Burada basit ya da komplike olması zaten hiç kesinlikle önemli değil. Önemli olan sizin için o hayalin çok canlı olması, bir film izliyormuşçasına olması. Hem bir film izleyeceksiniz, kendi yarattığınız filmi, hem de içinde oynarken kendinizi göreceksiniz, bedeninizi göreceksiniz arkadaşlar. Hem de his olarak o duyguları içinizde hissetmeniz gerekiyor. Bu gerçekten ama gerçekten çok önemli. O duyguları hissetmek daha olmadan. Bunu yaptıkça inanın olacak arkadaşlarım. Hissedebileceksiniz yani. Ben mesela hayallerimden bir tanesinde ki bunu defalarca da gerçeğini yaşadık güzel arkadaşlar. Çok şükür tezahür etti yani. Ben hayalimde sevdiceğim olacak o kişiyle yüzünü canlandıramıyordum arkadaşlar. O kadar kendinizi zorlamanıza gerek yok. Bir kalıba hapsetmenize gerek yok. Ben sadece işte benden biraz böyle uzun boylu bir erkek silüeti olarak onu canlandırıyordum. Hissediyordum. O kişiyle el ele, böyle kol kola, Bangkok'un çok işlek bir caddesinde, kaldırımda yürüdüğümü hayal ediyordum. Şimdi Theta meditasyonuna girdim. Değil mi arkadaşlar? O vesaire vesaire aşamalardan geçtik. Onları biliyorsunuz. Beyaz ışığın içine girdik. Herhangi bir komut vermenize gerek yok bu arada. Onu da belirteyim. Sadece gözlerinizi kapıyorsunuz ve filminiz başlıyor arkadaşlar. Filminiz başlıyor. Benim filmim mesela bu sahneyle başlıyordu. Beyaz ışığın içindeyim. Hemen bu sahneyi böyle çekip gözümün önüne getiriyordum. Ayaklarımızı görüyordum arkadaşlar. İşte şimdi detay kısmına giriyoruz. Bakın detay çok önemli. Ne kadar elinizden geliyorsa asla kendinizi zorlamayın. Ama ne kadar çok detay, renk, ses, doku, hissiyat, tat, ne kadar çok detay serpiştirirseniz hayalinize bu gerçekten çok önemli. Hatta Joe Dispenza'nın kitaplarını çok tavsiye ederim bu konuda arkadaşlarım. Orada da hayal kurmanın, detaylı hayal kurmanın öneminden bahseder. Doktor Joe Dispenza'nın kitapları ve ayrıca YouTube videoları da var. Faydalanabilirsiniz. Yani ben giydiğim ayakkabıdan tutun, ayak tırnağıma sürdüğüm ojenin renginden tutun, adımlarımızın uyumundan tutun, elle tutuşurken o elin sıcaklığını hissetmekten, hatta hafif o terlemesini hissetmekten tutun. Bakın dokunma duygusu. Bunları uyarmanız gerekiyor içinizde arkadaşlar. O kalbimin çarpmasını hissetmekten tutun. Giydiğim giysiyi görüyordum, detaylarını görüyordum. Hafif bir rüzgar esiyordu, o eteklerim böyle uçuşuyordu böyle tatlı tatlı. Sonradan tabii fark ettim ki Tayland'da hiç rüzgar diye bir şey hak getir arkadaşlar. Çok sıcak ve bunaltıcı bir iklim hakim burada. 365 gün. Öyle rüzgar, ay rüzgar esecek de eteğim uçuşacak hiç öyle bir şey yokmuş. Olsun benim hayalim o şekildeydi. O erkeğin, o ruh eşimin elini tutarken hissettiğim o güven duygusu, bakın duygular, elin sıcaklığı, adımların hareketi, rüzgarın esişi,
Karnımın acıktığını hissediyordum. Karnımın guruldadığını hissediyordum. Bunlar hep filmimin parçaları arkadaşlar. Sonra birlikte noodle yemeye gidiyorduk arkadaşlarım hayalimde. Yani bir şeyler yemeye gidiyorduk. Böyle bir sokakta kaldırımın üzerine serpiştirilmiş masalar, ki bu çok yaygın bir şey Tayland'da. Kaldırımın üzerine koyulan masalarda, böyle açık havada yani, birçok lokantalar var ev yemekleri yapan. İşte orada oturduğumuzu, o bana bakarken ay ben işte nasıl o noodle'ı yiyeceğim, nasıl yapacağım, böyle çekindiğim, utandığımı, bütün bu hisleri koyuyordum. Farkındayım, çok deli işi değil mi arkadaşlar? Ya bunlarla mı uğraşacağım ya diyebilirsiniz. Uğraşmak zorunda değilsiniz güzel arkadaşlarım. Ama dediğim gibi bence değer yani, eğer bir hayaliniz varsa. Çok detaylı anlatıyorum arkadaşlar. Fikir vermesi için bu kadar detaylı anlatıyorum. İşte Taili restoran sahibi geliyor. İşte menüyü veriyor. Biz onu inceliyoruz. Onu incelerken hayal ediyorum. Kendimi görüyorum. Menüyü görüyorum. Böyle çok ayrıntılı olması gerekmiyor tabii şimdi. Ben Tayca bilmiyorum, nasıl onları hayal edebilirim. Olsun. Rakamlar, işte böyle yemek resimleri. Ne kadarını hayal edebilirsem arkadaşlar. Ve daha sonra işte yemek yedikten sonra karnımız doyuyor. Ben yemekten sonra güzel bir yerde mesela kahve içmeyi ya da çay içmeyi çok severim arkadaşlarım. Ona işte bunu söylüyorum, böyle tatlı tatlı gülümsüyor bana. Hadi gel diyor, seni güzel bir yere götüreyim. Güzel bir yer biliyorum. Tam senlik falan. Böyle yürüyoruz. Sanırım bu şekildeydi arkadaşlar. Burada bitiyordu benim bu hayalim ve ben bunu yani çok fazla oynamadan, çok fazla değiştirmeden ama her seferinde dediğim gibi daha çok hissederek, daha çok böyle bütün hücrelerimde sanki yaşıyormuş gibi hissederek arkadaşlar canlandırıyordum. Size en basit diyebileceğim şey hayalinizle alakalı. Hadi başlangıç için en azından iki tane sahneniz olsun arkadaşlarım. Ruh eşimi hayalini kuracağınız şey. İki tane hayal canlandırın lütfen gözünüzde. Hazır olsun bu iki sahne. Hiç uğraşmayın her seferinde beyaz ışığa girdiniz. Of, şimdi acaba nasıl bir hayal kursam, işte ruh eşiyle alakalı nasıl bir şey yapsam. Hiç buna zaman harcamanıza gerek yok. Tabii ki değiştirebilirsiniz. Ben sadece kolaylık olması için söylüyorum. İşte atıyorum bir lokantada yemek yediğinizi hayal edebilirsiniz. Her türlü aktiviteyi hayal edebilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Ne bileyim sinemaya gittiğinizi, o filmin ne olduğunu, ışıkların kapanırkenki halini, belki sinemada elini tuttuğunuzu, yolda yürüdüğünüzü, denizde birlikte yüzdüğünüzü, bir yerde kamp kurduğunuzu, o kamp ateşini, doğanın o seslerini, yıldızları birlikte izlediğinizi, ne kadar çok renk, ses, tat duygusu, dokunma duygusu hissederseniz arkadaşlarım, o kadar önemli bunu defalarca vurgulayacağım. Hatta özellikle o kişinin mesela tenine dokunduğunuzu. Yani bir insanın tenine dokunmak, tabii ki bu annenizin tenine dokunduğunuzda farklıdır biliyorum. Kardeşinize sarıldığınızda farklıdır. Sevgilinize sarıldığınızda çok farklıdır biliyorum. Ama benim demek istediğim şey, bir tene dokunma hissiyatını biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hayalinizde bunu canlandırmanız gerekiyor. O kişinin şöyle bir saçını okşayın mesela hayalinizin bir yerinde. Gene hayalinizin bir yerinde bir sarılın. Hissedin, onun varlığını hissedin. Kadın ya da erkek kimse hayalinizdeki. Onun o kollarını hissedin, o gövdesini hissedin. Şu an o kişi hayatınızda olmadığı için ve kim olduğunu bilmediğiniz için, evet, yüzünü, boyunun yapısını, şuyunu, buyunu canlandırmak imkansızdır tabii ki arkadaşlarım. Eğer malum olmadıysa size, ben dediğim gibi bu ayrıntıları tabii ki bilmediğim için sadece silik bir enerji bedeni gibi arkadaşlar, bir böyle gölgede kalmış, sanki böyle gölgede kalır birisi de göremezsiniz ya, bir karaltı vardır ama hatları bellidir ama hani ayrıntıyı hiç seçemezsiniz. Öyle bir şeydi benim hayalimde sevdiceğim, yani o ruh işi olarak yaptığım yaratımda. Bir erkek bedeni, evet, boyu uzun, işte saçları böyle gayet havalı, tam şu andaki hali gibi arkadaşlar. Ama daha fazla bir detay yok. Gözleri, bakışı, dudağı, yanakları nasıldır? Ellerinin şekli, parmakları, öyle bir şey yok. Bir enerji bedeni, bir gölge beden, gölgede kalmış bir beden gibi yani. Nasıl anlatayım bilemedim. Bu şekilde canlandırabilirsiniz. Dokunma duygunuzu muhakkak hayalinizde canlandırın. Birlikte yemek yiyerek o tat duygusunu canlandırın. Hep o video bu yüzden de arkadaşlar, imajinasyon çalışmaları. Bu imajine etme yeteneğinizi güçlendirmeniz için. Çünkü bence bu yetenek hepimizde var. Dediğim gibi kimseye sunulmuş bir lütuf değil güzel arkadaşlarım.
Sesler çok önemli. Bir yolda mı yürüyorsunuz hayalinizde? Lütfen araba kornası olur, satıcı sesi olur. Ne kadar ses, o kadar iyi. Yani gürültüden tabii ki bahsetmiyorum. Adım sesleri, ayak sesleri, arabaların sesleri, lastik sesi, sevgilinizin o konuşması, onun sesi, sizin ona cevap vermeniz, sizin ağzınızdan çıkan o sesler. Çocuk sesleri, bir köpeğin havlaması, bir horozun ötmesi, bir kuşun ötmesi gibi sesleri hayalinize yerleştirin. Ne giydiğinize çok dikkatli bakın arkadaşlar. Hiç daha önce görmediğiniz bir giysiyi de kendinize giydirebilirsiniz. Tamamen özgür olun. Ben mesela hiç sahip olmadığım bembeyaz bir elbise canlandırıyordum kafamda. Böyle ip askılı, uzun böyle bir etek. Genelde mesela o elbise benim favori elbisemdi. Yani hayallere kim karışır değil mi arkadaşlar? Tamamen özgürsünüz. İstediğiniz türde bir elbiseyi üzerinize giyebilirsiniz hayalinizde. Önemli olan ayrıntı. Nasıl bir kumaş? Nasıl desenleri var? Nasıl bir yapısı var? Etek mi? Pantolon mu? Eğer sevdiğiniz kişiyi çok ayrıntılı canlandıramazsanız ki dediğim gibi onu ben de yapmıyordum arkadaşlar. Onun giysisini, şeyini çok canlandırmıyordum. Ama mesela şöyle şeyler oluyordu. Şimdi Tayliler biliyorsunuz ya da biliyorsunuzdur hani. Hava çok sıcak olduğu için genelde Tayland'da hani çok öyle spor ayakkabı, kapalı ayakkabı pek giyilmiyor. Genelde sandalet türü, terlik türü şeyler giyiyor. Kadınlar da adamlar da arkadaşlar. Genelden bahsediyorum. Ben de böyle kırmızı şeritli, işte siyah lastik tabanlı, kırmızı şeritli böyle bir sandalet hayal ediyordum. Ve aynısını sevdiceğim yıllar önce almış yani arkadaşlar varmış zaten. O da enteresan bir detay olmuştu benim için. Hani belki bir ayakkabısını hayal edebilirsiniz. Dediğim gibi o kişinin bedenini, silüetini hayal edemezsiniz. Evet, bilmiyorsunuz çünkü neye benzediğini. Ama bir giysisi, bir gömleğinin bir kol düğmesi, hayalinizde bir şey içerken mesela böyle hayal meyal o kol düğmeli gömleğini hayal edebilirsiniz. Sadece şurasını mesela arkadaşlar. Kolaylık olması için böyle basit örnekler veriyorum size. Önemli olan, tekrar söylüyorum, bol bol sesler, kokular, tatlar, renkler, duygular ve hissiyat. Bunları o sahnenizin içine yerleştireceksiniz arkadaşlar. Bu hayalin kaç dakika olacağını ben size söyleyemem. Ben çok sevdiğim için bir de hani hayal kurmayı da bir yarım saat kadar bu hayalleri kurduğum oluyordu bazen arkadaşlar. Çünkü çok beni mutlu ediyordu. Aynı zamanda teta dayım, teta frekansını deneyimlediyseniz, bir de konuşabilsem. Teta frekansını deneyimlediyseniz zaten arkadaşlar, bırakın hayal, imajinasyon gibi faydalarını, şifa gibi. Bedeniniz çok rahatlıyor. Bayağı bir sanki 7-8 saat bir uyku uyumuş gibi oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden hani ben seve seve yani 30 dakika meditasyona girip bu şekilde Bangkok sokaklarında yürüdüğümü, işte noodle yediğimizi, oradan başka bir yere geçtiğimizi, sohbet ettiğimizi, güldüğümüzü, işte ne bileyim tapınakları ziyaret ettiğimizi, birlikte tütsü yaktığımızı, mum yaktığımızı birçok arkadaşlarım hayallerimi bu şekilde canlandırıp bir 30 dakika kadar bu hayallerin içinde kendimi kaybettiğimi hatırlıyorum. Ama burada dediğim gibi süre, yani sürenin hiçbir önemi yok. Çok kendinizi vererek yaparsınız imajinasyonunuzu. 5 dakikadır yeter de artar yani arkadaşlar. Hiç yoktan iyidir kesinlikle. Dakika sınırlaması yok. Bunu ruh eşi için örnek verdik. Bu kalıbı bu yani arkadaşlar. Bunun içine isterseniz bolluk bereket çalışması koyun. İsterseniz hayalimdeki iş başlıklı film sizin filminiz. İsterseniz bunu koyun. Diyelim ki hayalinizdeki iş olsun bu arkadaşlar. Diyelim bir şirkette işte falanca pozisyonda çalışmak istiyorsunuz. Çok basit arkadaşlar. Bir kere mesela o şirket eğer belli bir şirketse, yani naçizane tavsiyem o şirketin bu bir bina ise mesela dışarıdan çekilmiş fotoğraflarına internetten bakın. Gerçekten bunları önemsiz deyip geçmeyin bence. Çok önemli. Hem hayalinizi kuvvetlendirecek hem size bir sürü görsel detay sunacak. Ben nasıl mesela daha Tayland'a gelmeden önce Bangkok nasıl bir yerdir? Caddeleri nasıldır? Orada öğretmenlik yapmak nasıldır? Acaba okulların içi nasıl görünüyor? Tahtada nasıl oluyor mesela? Çocukların oturma masaları nasıl? Hiç daha gelme şeyi yokken ortada arkadaşlarım. Ben bunların fotoğraflarına böyle uzun uzun baktığımı, o detaylarda böyle kendimi kaybettiğimi hatırlıyorum. Bu dediğim gibi yapmak istediğiniz bir işse,
O şirket her neyse şimdi bilemiyorum ki hayalinizin de ne olduğunu. Onunla ilgili fotoğraflara internetten ulaşıp ayrıntılarına bakabilirsiniz. Hangi semtteymiş bu şirket? Acaba ben şimdi burada hemen yarın o istediğim pozisyonda işe başlasam işte acaba nasıl gidip gelirim? Tamam metroyla mı giderim? Hayal edin kendinizi. Arabayla mı giderim? Arabayı orada neresi var işte park bilmem ne. Böyle ayrıntılarını canlandırın arkadaşlar. Bir ofis gözünüzün önüne gelsin. Gelmiyorsa gene internetten ofis görüntülerine bakabilirsiniz ya da o şirketin ofislerini eğer görebiliyorsanız Google'da falan araştırma yaparak o şekilde gözünüzde canlandırın. O pozisyonda o işi yapan bir insan acaba neler yapıyor? Neymiş hani o kişinin görevleri? Gene en basiti yani mesela bilgisayarda bir işte o işle alakalı bir müşteriye geri dönüş yaptığınızı canlandırabilirsiniz. Arkadaşlarım sınır yok. Bir maili cevaplandırdığınızı, bir telefon görüşmesi yaptığınızı, çok ayrıntıları belki bilemeyebilirsiniz. Sadece hararetli bir şekilde bir müşteriyle o hayal ettiğiniz şirketin, o hayal ettiğiniz pozisyonunda telefonla ve çok pozitif bir şekilde bir görüşme yaptığınızı, çok güzel geri dönüş aldığınızı, hatta işte takdir aldığınızı belki de patronunuzdan ya da genel müdürden nasıl bir şeyse artık o şirketin yöneticisi nasıl bir pozisyonsa takdir aldığınızı, onay aldığınızı, maaşınızın yattığını, o maaşın rakamını arkadaşlar canlandırabilirsiniz vesaire vesaire. Hatta yani iş arkadaşınızla mesai arasında bir fincan kahve içtiğinizi hayal edebilirsiniz. Bu da bir ayrıntıdır arkadaşlar. Ben bunu çok yapıyordum mesela. Daha yoga eğitmenlik eğitimi almıştım yıllar yıllar önce İstanbul'da. Çok da korkuyordum, çekiniyordum arkadaşlar. Valla şimdiki ben değildim açıkçası. Çok kaygılarım, korkularım vardı, güvensizliklerim vardı. Birçok yere mesela iş başvurusu yapıyordum yoga eğitmenliği konusunda. Ama inanır mısınız içten içe Allah'ım lütfen okey gelmesin yani. İnşallah reddedir, inşallah cevap gelmez diye bu şekilde dua ediyordum içimden. Daha sonra ne zaman ki artık kendimi hazır hissettim, kendi üzerinde de bazı çalışmalar yaptım. Bu sefer yoga dersleri verirken kendimi hayal etmeye başladım arkadaşlar. Ama ne ayrıntılar yani. Mesela işte bir tanesi şöyleydi yanlış hatırlamıyorsam. İşte ders bitmiş, öğrencinin biri yanıma gelmişti. Sibel hocam ders çok güzeldi, şöyleydi, böyleydi, övüyor böyle. Güzel bir şeyler söylüyor, benim böyle moralim artık tavan yapıyor. Sonra işte ders kitabını açıyor, işte Sibel hocam işte şunu tam anlayamadım ama şunu bana bir anlatır mısınız diyor. Ben ona işte böyle bir şeyler anlatıyorum. İşte o pozu yapamıyorsa onu başka türlü nasıl yapabilir falan böyle anlatıyorum artık. Bu da bir ayrıntı arkadaşlar. Anlıyorsunuz değil mi demek istediğimi? Anladığınıza eminim zaten. O yüzden hani aslında üzerine böyle belki de dakikalarca konuşacak bir konu da değil. En özet şekilde söylemem gerekirse Teta'ya girip gözünüzü kapatıp bir sahne canlandırıyorsunuz arkadaşlar. Bu ruh eşiyle bir yemek yemek olabilir. İstediğiniz şirkette, istediğiniz pozisyonda bir işi yaparken masa başında kendinizi canlandırmak olabilir. Bir kitap yazmak istiyorsanız kitabı yazdığınızı, hatta imza günü yaptığınızı, imza gününde bir arkadaşınızın geldiğini, size sürpriz yaptığını, sizin yazdığınız kitabı size uzattığını, imza istediğini, güldüğünüzü, şakalaştığınızı hayal edebilirsiniz. Yani hayalinizin ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar böyle çok hani klasik hayaller, ruh eşi. İş konusundaki bir hayal. Ama çok daha farklı bir hayaliniz de olabilir tabii ki arkadaşlar. O zaman sadece özet geçiyorum tekrar. Öncelikle bu hayal sizi gerçekten heyecanlandırıyor mu arkadaşlar? Kalbinizi pırpır ettiriyor mu? Kalbinizi hızlandırıyor mu? Kalp atışlarınızı arttırıyor mu? Bir duygu yaratıyor mu? Gerçekten çok önemli mi sizin için arkadaşlar? Bu önemli bir nokta. Ondan sonra Teta'ya alıyorsunuz kendinizi. Teta'ya nasıl çıkacağınızı artık biliyorsunuz. Bir parantez açmak istiyorum gene. Yine de ve yine de videolarda çok detaylı anlatmama rağmen olabilir arkadaşlar. Yine de ben Teta'ya giremiyorum Sibel Hanım diyenler oluyor. Bu noktada lütfen hep söylüyorum kendinize kızmayın. Bu pratikle olan bir şey arkadaşlar. Pratikte zaman harcanması gereken bir şey. Eğer yine de Teta'ya giremediğinizi hissediyorsanız, bunun vakit de ayırmak istemiyorsanız, bakın şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Unutun Teta'yı, Meta'yı. Sadece rahat bir şekilde oturun. Sadece rahat bir şekilde nefes alıp verin.
Hepsi bu. Bu belki biraz zaman alabilir sizi TETA'ya çıkarmak için ama gene de TETA'ya girersiniz arkadaşlar. Dediğim gibi eğitimde de biz bu şekilde öğrendik. Bu sadece bir yol TETA'ya girmek için. Klasik bir meditasyonu var, size öğrettim. O sadece bir yol. Birçok yol var arkadaşlar TETA'ya girmek için. En basitinde basiti budur. Rahat bir şekilde otur, gözlerini kapa. Bedenin çok rahat olsun. Ben şu an burada böyle dik bir şekilde oturuyorum ama böyle oturmayın arkadaşlar. Arkanıza yaslanın. Omuzlar böyle düşebilir, hiç sorun değil. Yeter ki rahat olsun kaslarınız, elleriniz, ayaklarınız. Gözlerinizi kapatın. Nefesleriniz rahat bir şekilde aksın arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir şeye direnç göstermeyin. Dışarıdan bir ses gelebilir. Her şeyi akışına bırakın. Olduğu haliyle şu anın içine ne giriyorsa arkadaşlar. Bir kapı sesi, bir horoz sesi, herhangi bir şey. Onu alın, kabul edin. Bu anın içindeki bir gerçeklik olarak. Nefeslerinize dikkatinizi verin. Nefesler rahat bir şekilde akıyor. Hepsi bu bakın. Başka bir şey yapmayacaksınız arkadaşlarım. Biraz sabır. Burada bile gene bir sabır ve gene bir emek gerekecek arkadaşlar. Belki bir 5 dakika. Belki en fazla bir 10 dakika arkadaşlar. O anki zihin durumunuzla tabii çok alakalı. Eğer çok kaygılarla, korkularla, gün içindeki bazı olaylardan dolayı çok stresli bir şekilde oturduysanız, haliyle tabii kalp atışınızın rahatlaması, bedeninizin gevşemesi ve en nihayetinde de TETA'ya girmeniz biraz vakit alabilir. Ama TETA'ya girdiğinizi hissedeceksiniz. Eğer TETA meditasyonunu yapamayacaksanız, çok detaylı geliyorsa, sıkılıyorsanız, saçma buluyorsanız, hepsi normal arkadaşlarım, hiç sorun değil. Bunu yapabilirsiniz. Sakin bir şekilde oturup gözlerini kapa. Nefesine dikkatini ver. Bu kadar. Ama nasıl bir dikkatini vermek? Burundan giren nefesini hisset. Burundan çıkan nefesini hisset. Bizim yogada yaptığımız bir şey bu. Gevşemek için. Farkındalık arttırmak için. Bunu bir süre yaparsanız eğer arkadaşlar. Yani tekrar ediyorum. Rahat bir şekilde oturdunuz. Gözlerinizi kapattınız. Ve nefeslerinize şöyle bir kulak verdiniz. Rahatça nefes giriyor, çıkıyor, giriyor. Tekrar burun deliklerinden çıkıyor. Ve her nefes verişte biraz daha gevşiyorsun. Bunu 5, belki 10 dakika, dediğim gibi o anki zihin hareketliliğinize göre değişebilir bu. Sadece bunu yaparsanız bile arkadaşlar, belki ilk seferde değil, gene bunun da garantisini ben de size veremem. Belki 5 kere yaptıktan sonra bir an gelecek arkadaşlarım, güzel arkadaşlarım. Koltuğa böyle oturduğunuz zaman, gözlerinizi kapadığınızda birkaç nefes sonra böyle bir derin bir gevşeme hali arkadaşlar. Asla uyku gibi bir şey değil. Uyuşukluk gibi bir şey de tam olarak değil. Tam kelimeye dökemiyorum ama muazzam bir sevgi duygusu, bir şefkat duygusu, her şeyle bütünleşme hissi, evrenle bütünleşme hissi, derin bir gevşeme. Hissedeceksiniz, inanın bana arkadaşlarım, hissedeceksiniz TETA'ya girdiğinizi ve en basit yolu da budur. Daha sonra da gelsin artık filmler, gelsin imajinasyonlar ve diğer çalışmalar. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bana eşlik eden şu güzel mumu da size göstermeden edemeyeceğim arkadaşlar. Bir lotus kabının içine koyduğum bir mum. Çok güzel gül kokuyor. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu hissiyatımla da videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Ben normalde de yani geçirdiğim şifa sürecinden önce de öyleydi. Ama özellikle sağlıkla sınandıktan sonra arkadaşlar, hayat benim için çok kıymetli. Ben hayatı çok seven biriyim. Evet. Yani binlerce sebep var hayatı sevmem için. Ama sizinle şunu paylaşmak istiyorum ki tüm samimiyetimle, kalbimle arkadaşlar. Sizler de benim hayatı daha çok sevmem için bir sebep oldunuz. Evet, bu YouTube kanalı, bu işte mikrofonu takmak, bu kamerayı açmak, bir bilgimi, bir hissiyatımı, bir şeyi sizinle paylaşmak, bir katkı sunmak, sizden bir geri dönüş almak, bir bağ kurmak gerçekten hayatı daha da çok sevmeme, hayata böyle daha da çok bağlanmama, o yaşam sevincini daha da çok arttırmama bir sebep oldu arkadaşlar. Bir sebep oldunuz benim için. O yüzden her videoda söylediğim gibi gerçekten iyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hayallerinizin peşinden gidin.
Hayal kırıklığına uğramaktan lütfen korkmayın. Evet, hayatta her şey olabilir. Ama hayatta her şey olabilir. Yani arkadaşlar, bugün varız, yarın yokuz. O yüzden hayallerimiz için hiçbir şey yapmadım, denemedim. Keşke deneseydim ya demektense. Denedim, hayal de ettim, çabaladım. Burada çaba noktasında da tam videoyu bitiriyordum ama arkadaşlar gene söylemeden geçemeyeceğim. Evet, bütün bu imajinasyon tekniklerini yapacağız. Yaratım çalışmaları, TETA'daki diğer imajinasyon çalışmalarını yapacağız. Ama o hayaliniz her neyse arkadaşlar, illaki bir nokta gelecek, somut bir adım atmanız gerekecek. Bir çaba sarf etmeniz gerekecek. Lütfen onu da yapın. Çünkü hiçbir şey sadece ve sadece hayal kurmakla, sadece TETA'dan faydalanmakla olmaz. Buna his yüklemeleri de dahil, buna imajinasyon çalışmaları da dahil. O yüzden arkadaşlar, lütfen somut adımlar da atın. Ne yapmanız gerekiyorsa. Lütfen onları da yapın. Hepsi bir bütün olarak çalışsın hayatınızda. Ve dilerim kalbinizden geçen her şey eğer bütünü ve sizin hayrınıza olacaksa, dilerim ki gerçek olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.